merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Ben deyim, çok şükür. Esas yeni misafirlerimiz hoş geldiler. Tamam. Biz ikimiz tecrübeliyiz. Aynen. Bunlar yeni misafirlerimiz. Olabilir. Onlar da yeni yarışmacılarımız. Sizler hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizler buranın müdavimleriyiz. Yani şampiyon, yeni şampiyon gelene kadardır. Biz kupayı devralmaya geldik. Gelinime de kendime de güveniyorum. Eminim Fevzi Hanım da benim gibidir. Tabii ki öyle diyeceksin. Necmur öyle diyeceksin. Öyle demiyorum, güvendiğim için geldim. Tamam. Siz de güvenerek gelmiştiniz tabii mutlaka. Ki. Şimdi kupayı devralmaya geldik. Tamam. Teyze teyze. Efendim. Duyuyor mu beni? Duyuyorum tabii. Ha, ben de, sağır mıyım? Bilmiyorum, ben de ilan sağır gibi değil de çok 95 var mısın? Düşe yazdım, koluma girdim, azarladım, bir şeyler oldu. Yanlış söyledin, 150 yaşındayım. 150 mi? O ne ya? Senden genç duruyorum. Siz aynaya hiç baktınız mı? Baktım. Yan yana gelelim bakalım hangimiz genç. Öyle mi diyorsun? Evet. Ruhun genç demek ki senin. Evet. Olabilir. Evet. Ya Rabia Hanım ya, ben seni hiç sevemedim. Çok konuşuyorsun ya. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Damlacığım. Merhaba Aysun. Seni zaten tanıyorum. Evet. Sizlerle zaten tanıştık burada ama siz zaten beni tanıyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki ben burada 6. sezon şampiyonu olarak adımı şu altın listeye yazdırdım arkadaşlar. Siz tebrik etmeseniz de teşekkür ederim. Yani tebrik ederiz tabii. Tebrik hani ederiz. İzledik seni, nasıl şampiyon olduğunu da gördük. Böyle havadan nasıl altınlar sana yağdı onu da gördük. Aa, havadan tabii, yağdı. Tabii. Ne konuda mesela? O kadar kolay şampiyon biri havadan yağdı ki. Ha, sana havadan yağdıysa doğru. Yani kendinden ya, örnek veriyor sana yani. İzledik seni ama bak, ben de izledim, tüm seyirciler de seni izledi ve Aysun, seni nasıl kolay yoldan şampiyon olduğunu herkes gördü. Aysun, neden kabul 113 ettin? Tane bilezik hangi biri havadan yağacak bana? Bak, senin o 20 tane kazandığın bilezik var ya, ben onun için burada bir ay boyunca dişimle tırnağımla mücadele ettim. Tamam hadi 20, o şekilde şampiyon bak, oldum. Bak Aysun'cum 20'sini çıkar bakalım orada kaç kalıyor. Bak oradan 20'sini çıkarsan da seninki yine bana yetişemiyor. Bak ben anladın zaten mı? Seni tebrik ettim ama sana havadan geldiği için sen 1-0 önde başladın olaya. Aysun'cum canım benim, Damla için bilezikler havadan geldi dedin ama senin sonunda teneke liste oldu. Neyse ben Aysun'la konuşmayı burada bitirmek istiyorum. Yemeklerimiz konuşsun diyorum. Kesinlikle. Esin Hanım ya da pardon Esin teyzeciğim. Efendim? Siz kaç yaşındasınız? 51. Ama siz yanlış odaya gelmişsiniz. Niye? Burada bir yaş sınırı mı var? Şurada olmanız lazım. Burada bir yaş sınırı mı var? Yönetmenin bir yanlışlık olabilir mi? Yalnız şöyle. Ay, ben söylenmez ya. Bir şey söyleyeyim. Hayır. Şu çok ayıp. Burada bir yaş sınırı olduğunu yaşında düşünmüyorum gerçekten ben. Gerçekten saygı duyuyorum. Benim kayınvalidemle aynı yaştasınız hemen. Ben bir elinizi öpmek istiyorum. Ya. Lütfen. Bak yok. Lütfen. Saygı duyuyorum size. Hayır. Neyse olsun. Bir ben, daha bana abla, teyze demiyorsun. Çok kalbini büyük kırarım. Damlacığım senin yaşın kadar benim mutfakta yemek yapmışlığım var. Ne konuşuyorsun sen? Ne yapıyor? Fevzi Hanım, Damla gelinizin elini öpmeye çalışıyor. Siz de gülüyorsunuz. Anlamadı. Ben anladım. O kendini ispat etmeye çalışıyor. Ne Damla gibi? Varsa evet. Ha, kendini iyi çıkarmaya çalışıyor. Ha, kendini gösteriyor. Onun için güldüm yani. Bravo. Onun seviyesine gelemez. Kayne bile almadınız yani. Ciddiye bile almadınız. Hayır, almadım. Bravo. Aynen. Canlarım siz hemen gelini eleştiriyorsunuz da Damla haklı değil mi? Benim yaşımda neredeyse 51 yaşında gelin orada yarışım gelin değil ki o gelinle geçmiş. Anne münasebet. Genç benim gelinim. Vallahi işte benim kayınvalidem hayatta olsaydı ben de gelir yarışırdım. 55 yaşındayım. Ben de 55 yaşındayım. Ya gerçekten hayat ne kadar ironik değil mi arkadaşlar? Mesela kesinlikle. Esin teyze doğduğunda daha telefon icat edilmemişti. Hala Esin teyze diyorsun, kalbini kıracağım ama. Ama Esin teyze geldi yemek yapıyor bak şimdi. Nereden nereye? Kalbini kıracağım demiştim, uyardım. Bir daha aynı cümleyi sakın sarf etme. Tamam, ben sana Esin gidiyorsun demiyorum mesela. Bu bir saygısızlık. Esin teyze diyorum, saygı duyuyorum Esin ama sen yanlış anlıyorsun. Bu kadar basit. Ay kızlar gelen mi? Yanağım aslanım gelen mi? Ne oluyorsunuz daha ilk andan, ilk dakikadan, ay, ilk bir kaynadık günden biz burada. Ha?
siz tecrübeliler. Biraz zor geçecek gibi. Suyu kaynadı. Bir dakika, bir dakika. Burada ben fark ettim biraz Esin Hanımcığım sizin evet, üstünüze mi geldiler? Neden yaşımdan. Mesela? Ne dediler hayat? Yaşımdan teyze diyorlar bana. Kaç ya? Yani yaş sorulmaz ama. 51. Yaş kaçtı? 51. Ay 51 yaş mı ya? Bence de. Yani bir bak şey şimdi söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Baksınlar bana 51 gibi duruyor mu? Gel sen Allah aşkına gel. 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 Hiç. Ay yemeğini de ne aldık ama şöyle bir dönsene. Yemeğini. Döneyim. Dön. Esin'cim gel hayatım. Hayır. Bak şu an hiç çaptırıyorsun kadın. Esin teyze. Sen tabii hala ki çok güzel diyor ya. Delireceğim bir şey söyleyeceğim. Ben bir dakika Damlacığım bir saniye. Esin Hanımcığım size nasıl hitap edilmesinden Esin. Hoşlanıyorsunuz? Esin de siz de. Ama ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Yok ben yakıştırıyorum söyleyebilirsin. Ama abla de o zaman. Abla hani, da olmaz. Abla da mı olmaz? Ama demiyor istemiyor. Ona da istemiyor. Abla da olmaz. Olmaz. Ablacığım, anneciğim sen yemeğini yap bir tanem. Esin'cim sen yaparken biraz anlatsana kaç çocuk var? Nasıl oldu evlilik? Kayınvalidenle aran nasıl? Vallahi 25 yaşında bir oğlum var çok 25 şükür. Yaşında? Aynen. Ay ne güzel. 31 yıllık evliyim. 31 yıllık. Aslen nereliydin? Ben Bulgaristan göçmeniyim ama... Hı. Eşin tarafı? Trakya Tekirdağ diye geçiyor. Ay çok sonra güzel. İşte sevdik. Düğün, nişan, kına böyle o ritüeller. Olmadı. Benim ailemin maddi durumu iyiydi. Eşimin ay. Ailesinin maddi durumu çok iyi değildi. O yüzden. Niye olmadı? Olmadı. Ailem çok uygun yani, görmedi yani açıkçası. Peki altın falan takabildiler mi o dönem sana? Taktı taktı. Ha. Taktı. Ne mesela? İşte 5 bilezik taktı. 5 küçük altınlar. Ha, iyi yapmış yani. Yani işte para falan filan. Hı. Ama sonra düğün bitti. Ne oldu düğün bitince? Düğün bittikten sonra bizim kapı çaldı. Altınlar gitti. Düğün gecesi. Evet. Yok artık. Evlendiniz. Düğün evet. Oldu. Siz kendi evinize mi balayına mı gittiniz? Kendi evimde. Tamam geldin evine. Gece mi kapı çaldı tabii sabah ki. Mı? Gece gece. Yok artık. Evet. Esin ciddi olamazsın. Ciddiyim ciddiyim. Vallahi giderim. Altınların akıbeti belli değil. Kayınvalidene sorarım. Sor. O kırmızı şapkasını vallahi çıkartırım alırım başında. Hiçbir şey kalmadı mı üstünde? Vay. Bir alyans. Bir tane işte eşimin cebinden çeyrek altın çıktı o kadar. Niye acaba böyle bir şey yaptı? Ben bilemiyorum, soracağım valla. Bence sorun. Sen bir devam et. Biz cevabını alamadık. Şaka yapıyorsun 30 evet. Senedir. Hayır yok cevap yok. Aradan 31 yıl geçmiş. Altınların gitmiş. Sen hala neyin açıklamasını bekliyorsun? Hiç bekleme. Giden gelmez bir daha. Esin. Sen soğanını rendele yavrum. Ay Aysun. Efendim abi. Şimdi sen kaç yıllık evliydin? 9. 9 yıllık evlisin. Evlendiğin gece kapın çaldı. Kayınvaliden altınları istedi. Aa. Ben açmam ki kapıyı. Evlendiğin gece iş var benim kapıda. Ne yaparsın? Kapı duvar. Kimse kusura bakmasın ben o kapıyı açmam. Peki bir şey söyleyeceğim ya Esin. Laftan lafa atlıyoruz kızlar ama. Kocan ne yaptı ya? Ne yapsın? Aa, hayır ne yorum yaptı onu merak ediyorum. Ne yani, diyecek annesi? Şaka mı ya? Annesi ya ne diyecek? Altınlar da verilmez abi altınlar gelinindir aynen, ya. Aynen. Gelin hediyesidir. Bir de hemen ilk yani. Gece yani. Neyse ama bunu bir kayınvalidelere soracağım ben. O altınlar ne oldu kırmızı şapkalı kayınvalideme gidiyor onlar. Siz devam edin kızlar. Hadi. Kendinin altınlarını sen vermişsin. Aynı gece altınları mı aldın gelini? Hatırlamıyorum. Hani severek aldıydın? Her şeyini yaptım. Ondan önce bir tane evlendi. Zaten durum yoktu. 3 tane de çocuğum da okula gidiyordu. Ben zaten anlaşamadım. Aynı dedi. Gece almış ama anlaştım. Aynı gece. Ama neden? Belki ne ödünç almıştır. Ödünçü mahcup etmemek ödünç için almıştır. Hayır öyle niye düşünüyorsunuz? Fevziye Hanım'ı da anlamak lazım. Ama birden biri bir gelin çıkmış gelmiş yani. Hayır, birden bir gelin çıkmış tamam gelmiş. Tamam da Fevziye ablacığım gelinine bunu izah edebilirdin. Daha hazır değilim. Maddi durumum, imkanım da yok. Ama ben böyle yapacağım kızım. Baştan anlaşalım. Kendisi biliyordu. Aradan 31 yılı geçmiş. Altın mı kalmış konuşacak? Oo! Onun ailesi gelmediği için hiçbir şeye karışmadılar. Sonuçta gelin mahcup olmasın diye elinden geleni yapmış Fevziye Hanım. Etteyledi de gece neyse bakışınca alsın yani gece kapıyı da olmuş. Emanet aldım insan üst geldi istedi ne yapacağım. Ben bu
kayınvalideleri anlamıyorum. Burada 4 kayınvalideyiz. Fevziye Hanım'ı bir tek ben destekledim. Fevziye Hanım'ın kimse yanında durmadı. Buyurun aslanım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Ay, hoş bulduk hayatım. Ay, ortanıza mı geçsem? Yanınıza mı geçsem? Vallahi buyurun, isterseniz. Şöyle kenara mı otursam? Bir kuş bakışı mı baksam? Düğün akşamı gerçekten hani espri mi yaptı Esin? Espri değil. Biz emanet aldığımız için geldiler, kapıya dayandılar. Ne yapacaktım? Söyler misiniz? Sen emanet mi aldın? Emanet ya? Mecburdum. Kaçtılar, hazırlıksızım. Ah, ondan canım. Önce bir çocuk evlendi, o da kaçtı. Kaç da çocuk vardı? 5. Maşallah. Bir dakika, 5 çocuk peş peşe mi evlendi sizde? Peş peşe evlendi. Bir yaş bununla öbürünün arası tam bir yaş. Altınları emanet aldınız. Emanet aldım. Bunu Esin'e söylemediniz mi? Vallahi çocuk söyle dedim, söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Cesaret edemedim. Belki de bilemiyorum. Yani. Çok seviyordu çünkü. Ama bir çünkü. Şey söyleyeyim mi? Yani senin ya Esin de iyi bir kızmış. Evet, evet. Zahif zaten bir kız. Onu evet. Herkesin harcı değil yani. Bir de düşünebiliyorsunuz. Düğünden eve geliyorsunuz yani hani evlendiğin gün kapı çalmak bir kere ayıp. Aynen. Çok ayıp. Peki sizin başınıza gelse. Bir dakika. Emanet hani emanet alanlar da mı çekinmedi ya? Hani tamam Fevziyeciğim yarın getirirsin hayatım demediler mi? İyi bir demedi. Hayır yaptılar. Demedi. Allah razı olsun. İyilik yaptılar ama. Hani iyilik yaptınız Allah razı olsun evet. Da. Hani niye beklemedi? Belki de vermeyeceğiz zannettiler bilmiyorum. Yakın değil miydi aldığınız kişi? Bir de benim yeni emekli olmuştu, maaş da alamıyordu. O durumdaydı.